Herkese tekrardan merhabalar, ben Murat Barutçu. Yepyeni bir Farm Simulator videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde tarlamıza buğday ekeceğiz efendim. Yapay zeka ile beraber çalışacağız ortak bir şekilde. Abone değilseniz abone olmayı, yukarıdaki bağlantıdan daha önceki Farm Simulator videonu izlemeyi ve videonun altında bir yorum like bırakmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi tarlaya ekim yapabilmek için önce ekim aletini dolduracağız. Bayağı bir zor çalışmaya başladı son günlerde ya. Tamir de ettirdim halbuki ama bir probleme, bir sıkıntısı var. Yalnız şimdi fark ettim. Aracın içindeki arkadaş, bakın, frene falan kendi ayağıyla basıyor ya, gaza, frene. Vay be. Fark etmemiştim onu sanki daha önce ben. Şimdi ekim makinemizi aldık. Buna öncelikle bir tohum alalım. Tohumumuz var yani şurada, gerçi alalım derken. Şu neymiş? Bunlar hangisi tohum ya? Bu kireç. Bu tohum. Zaten galiba kireci bu şey yapmıyor. Ekim makinesini doldur. Tamam. Güzel, bir tanesi doldurdu. Şimdi şu anda süpürge darısı seçili. Dikkatinizi çekerim. Biz süpürge darısını istemiyoruz. Süpürge darısını çünkü çöpünden 2 bölüm önce mi 3 bölüm önce mi ne denedik. Maalesef şey olmuyor. Ne derler? Saman olmuyor. Tohum seç. Yağ tohumu, turpu, çim, buğday. Şuradan da bir önce bir check edelim de. Tavuklar buğday yiyormuş. Şuradan bakabiliriz. İnşaat deriz. Hayvanlar. Tavuklar. Şu anki şeyimiz bu. Aynen, buğday yiyorlar arkadaşlar. Bakın sağ altta buğday, arpa ve süpürge darısı var. Şu anda biz buğdayı seçtik. İşçiyi kirala diyorum. Bu iş için yanlış mevsim. Ah pardon. Mevsimi ilerletmemiz lazım. Çok özür diliyorum. Hemen ilerletiyoruz efendim süreyi. Tarihi Eylül'e sardım. Neden Eylül'e sardın diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi buğday ekimi Eylül ayında başlıyor. Biz az önce Ağustos'un sonu gibi denedik. Dolayısıyla doğru ayda değilsiniz gibi bir hata verdi. Şimdi işçiyi kirala diyorum. Ve ben indim. Hemen bir de check ediyoruz. Buğday ekiyor. Tamam, süper. Şimdi biz ne yapacağız? O buğdayı ekerken biz seralarımıza su getireceğiz. Hemen Massey Ferguson'umuza binelim. Daha da gün yeni yeni ağrıyor bu arada. Bayağı erkenden başladık. Öncelikle bunun içindeki mevcut suyu boşaltalım. Seraların da mahsulleri bu arada yavaş yavaş doluyor. Onu da bir ara toplamamız gerekiyor. Tavukların yumurtaları var biliyorsunuz. Şimdi bunu dolduruyoruz. Oo, bir tanesi neredeyse yetmedi bile. Bayağı bir boşalmış demek ki seralarımızdakiler. Şuradan aşağıya indiğimde bir su birikintisi vardı sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Oraya bir gidelim. Koca tavuk çiftliğimiz. Bak buradaki tabela da yıkılmış ya. Bu tabelalara ne oluyor? Geçen bölümde de yıkık tabelalar görüyordum boyuna. Bizim yapay zeka nerede? Ha, şeyin başına geçmiş. Şuradan geçerken bir de arılara bakalım. En son tarlayı sarma yaparken o büyük makineyle vurmuştuk biraz. Sağa sola sıpıtmıştık böyle. Yani iki tanesi yine sağda solda ama diğerleri yerinde. Tamam, şuraya hemen gidiyoruz suyu almaya. Aslında tarlanın oraya bir kuyu açmak gerekiyor. Öyle bir şey de var yanlışım yoksa. Yapacağız bakalım. Bir sürü şey yapmak gerekiyor. Yani bu oyun o kadar geniş ve büyük bir oyun ki inanılmaz ya.
Yalnız ben buradan nasıl alırım suyu? Nasıl alırım? Ha tamam. Şuradan girince şöyle dönersem alırım. Hemen suyu dolduralım. Yani bir kamyon almamız lazım. O tahılları, ürünleri, seradaki ürünleri, tavukların ürünlerini ve balları satmak için kullandığımız büyük dorseyi kullanmak için bir tır almamız lazım. Koyun ahılı alacağız. Koyun ahılı için para lazım. Artı hani şu su tankının da mesela daha büyüğünü alabiliriz. Artık 3 tane seraya su sağlamaya çalışıyoruz. Gibi gibi yani bir sürü yapacak şey var o kadar. Rüzgar gülü kuracağız bir tane daha. Saman toplamak için samanları işte bu hem kesicisi hem toplayıcısı balyalayıcısı falan lazım. Sen neler yapıyorsun? Bir de seni şöyle bir gözetleyelim. Aa şurayı niye yapmadın ya? Tamam senin yapmadığın yerler belli. Buraların önünden bir geçeceğiz. Şeye takılmış büyük olasılıkla. Arı kovanına. Oradan öteyi yapmamış. Evet doldu. Son bir kere fulleyelim. Bunu yerine yerleştirelim. Akabinden bakalım yapay zekamız neler yaptı. Neler yapamadı. Evet. Şimdi bunu bıraktık. Çok hızlıdan bir de şuna bakalım da. Kirlenmiş mi, kirlenmemiş mi? Kirlenmiş. Ama çok kirlenmemiş. Bunu da temizleyelim. Tamam. Gerçi burada iyi duruyor, tamam. Şimdi tavuklara bakalım. 31 bin litre yem vermiştik. Şu an 26 bin litre yem kalmış. Yani 5 bin litre yemi yemişler arkadaşlar. Yumurtalar burada. Tavuklar. Burada. Ne yapıyorsunuz lan? Gıdaklar. Yani getirisi götürüsünden çok mu değil mi bilmiyorum ama biz para kazandık. Bir tarla bunlar için gidiyor. Hadi ama kapan. Şimdi bakalım yapay zekaya neler yapıyor. Şu ana kadar düzgün gidiyor. Bir arının olduğu yer hariç. Ve bu arada biz hem sardık. Bakın. Şuraya geldiğimizde gübrelendi. Hiçbir şey yok. Yabani ot falan yok. Bir şey ekildikten sonra yabani ot ve sarılma gerekiyor diyor. Gübreyi de %0 diyor. Niye öyle söylüyor? Gübreledik aslında biz. Aa, gübrelemedik. Ah be. Çok kötü oldu bu bizim için. Peki biz buradan traktörle üstünden geçtiğimizde acaba gübre sıkıntı olacak mı? Ben gübreyi tamamen unuttum. Valla olmadı. Tekerleklerimizle geçtiğimiz yerlere tekrar ekeceğiz icabında. Gübre önemli arkadaşlar. Şu diğer gübreyi de bir alayım. Evet bakalım. Ne olacak? Tarlanın üstünden geçtiğimizde sıkıntı yaşayacak mıyız? Şunu bir açalım. Mesela şurada üstüne bir bastık tarlanın. Bakabilir miyim? Çok anlamadım valla. Bir şey oldu mu olmadı mı? Göreceğiz bakalım ya. Gübrelemeye başladık. Gübrelediğimiz kısım bir tık daha koyu renk. Gübrelemediğimiz kısım
açık renk kalıyor. Oradan artık anlayarak devam edeceğiz. Ama üzdü yani bunu atlamış olmamız. Ve bu tekerleklerle bastığım yerlerden belki de ürün çıkmayacak. Bakalım, öğreneceğiz hepsini. Bu bölümde böyle öğretici bir bölüm olmuş olacak. Çünkü hep merak ediyorduk. Ektikten sonra acaba bu işi yaparsak ne olur diye. Sonuna kadar geldik. Şimdi burada yapay zekayı bekleyelim mi? Yoksa yapay zekanın üstünden gidelim mi? Şunu bir katlayalım. Katla diğerinde. Aynen. Bence yapay zeka orayı yapa dursun. Biz şu aşağıdan spreyleyerek gidelim. Şöyle bol bol. Bol bol gübreli, bol bol. Bu arada demek ki bir önceki seferde de gübreleseymişiz kireç hiç kalmayacakmış. Onu da öğrenmiş olduk. Biz diyorduk ya bazı yerler kireçli kaldı, bazı yerler niye kireçsiz oldu diye. O gübreyle alakalıymış. Yine tarlanın ekilmiş olan kısmına gireceğiz mecburen. Buraya da bir sprey vuralım. Bakalım işin sonunda durum ne olacak? Bu bastığımız yerlerde acaba buğday çıkacak mı? Çünkü bizde hasatı ezme diye bir şey açık. Ama daha hasat çıkmadı ya. Belki diyorum oradan bir kurtarırımız olabilir. Hiç daha önce ekilmiş tarlaya traktörle tekerlek vurmamıştık. Bu sefer biraz mecburiyetten oldu. Şimdi hemen buradan sona kadar gidiyorum. Gittikten sonra tarlanın içine bir bakalım. Ektiğimiz yerin, yani önce ilaçlayıp sonra ektiğimiz yer nasıl? Ve önce ilaçlayıp sonra ektiğimiz yer nasıl? İkisinin arasındaki farka bakacağız. Ne yazıyor gittiğimizde tarlanın yanına? Sen herhalde bizi engel olarak görmezsin gibi geliyor ama. Aynen görmedi. Ve durdurduk. Katladık.
O katlıya dursun. Biz şöyle bir bakalım şimdi. Burası ekildikten sonra gübrelendi. Verim bonusu %73. Gübrelendi %50 diyor. Böyle gidiyoruz. Şuranda ektiği yerin arkası. Verim bonusu %76, 77, 78. Bu arılarla da alakalı galiba, yanlışım yoksa, yalnız bir kısmı. Ama yine sonuçta %50. Burası %99. Bir yerde gübrelendi diyor sanki, ama bug herhalde o. Genel olarak %50 gübrelendi diyor. Ve burası ekilmedi daha. Buraya ekeceğiz. Tamam. Şimdi bakalım bu arkadaş neler yapıyor. Bu köşeleri güzel aldı bu sefer. İlginç ama. Bakalım bu bir komple bitirsin. Öyle geleyim tekrardan. Bu araları bir kırpalım. Bakalım ne kadar alacak. Sadece unutmamız gereken sağ üstte arıların olduğu yeri ekmedik. Aa, tankı boşaldı ve durdu tam bunu söylerken. Neyse, ben tankını dolduruyorum ve tam olarak buradan başlatacağım efendim. O zamana kadar görüşürüz. Tahıl makinesini doldurdum, geldim. Tekrardan yapay zekaya verdim ve bir şey fark ettim. Bu ekmediği bir kısım vardı hani arıların olduğu yerde. Oraya geldim. Arıların olduğu kısmı ekmeye başladım. Ekili kısma geldiğinizde aşağıdaki şey litre, yani tohum litresi düşmüyor. Dedim ki acaba o zaman tekerleklerin bastığı yerlerde ekim bozulmuş mudur diye denedim. Tekerleklerin basıldığı yerden de geçtim tekrardan. Ama tohumun şeyi litresi düşmedi. Yani oraya tohum ekmedi. Bu da demektir ki tekerlekle bastığınız yerde bozulmuyor ekinler. Ben şu an öyle anladım. Sizi yapay zeka ile baş başa bırakıyorum. Eksin tarlayı. Çok az bir kısmı kaldı zaten. Ektikten sonra görüşürüz efendim.
Evet, artık ufak ufak bitirmek üzere yapay zeka köşesine kadar geldiği için hiç ellemiyorum. Yine yapsın. Sadece büyük olasılıkla zaten kesmemişimdir ama kesebilirim de, çok uzun sürdü. Çünkü yaklaşık olarak bir 40 dakikaya yakın falan sürdü sürmesi tarlayı bunu. Daha doğrusu ekmesi. Bir tek sol taraftaki büyük arı kovanını boş bırakmıştı. Bir de sağ taraftaki arı kovanın önünde bir yer boş bıraktı. Şimdi o köşedeki küçücük yeri bile alacak mı diye bakıyorum. Ama galiba alacak. Ve dediğim gibi, yani arı kovanları haricinde demek ki kusursuz tarlayı aslında ekebiliyor. Keşke arı kovanlarını birazcık daha dışarıya kursaymışız. Çok ayrık olmasın diye öyle kurduk zamanında ama belki ileride değiştiririz, bilmiyorum. Ve şimdi bitiriyor olması gerekiyor. Ve yardımcı çalışmayı bitirdi dedi. Biz hemen gidelim şimdi, şuradaki arı kovanının olduğu yeri bir ekelim unutmadan. Yaklaşık olarak da 1100 litreye yakın bir tohum harcadı. Acaba biz ekerken bu kadar tohum harcamıyor muyduk diye düşünüyorum. Ekim makinesini indir. Çalıştır. Şurayı ektik. Kaldır. Şuranın da üstünden geçtiğimizde olay bitiyor arkadaşlar. Tarlayı ekmiş olduk. O ışıkları kapatınca olmadı. İndir. Burayı da ektim ve olay bitti. Evet, tarlamızı buğdayla ektik. Gübreledik. Hemen şunu şöyle bir yıkayalım. Ve bu bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde bakalım. Aralarda görevler yaparız. Görevlerimi çekerim. Yoksa büyüdüğü zaman mı geliriz, ama büyük olasılıkla görevler yaparız gibi geliyor. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Şunu şöyle bir etkinleştirelim. Ve şöyle yapalım. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı ve videonun altına yorum ve like bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın efendim. Traktörümüzü killerinden arındırıyoruz. Hoşça kalın.